Galatasaray'a bir bonservis daha. Jimbom Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in performansıyla beklenen çıkışı gösteremediğine dair söylentilerle karşılaşıyor. Fransız sabekin Bundesliga'da yaşadığı sakatlık ve form sorunlarıyla mücadele ettiği belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e uygunluğu sorgulanır hale geldi ve Alman basınında teknik ve taktik yetersizlikleri konuşulmaya başlandı. Boey'in hızı ve tempoya sahip olması olumlu bir özellik olarak görülse de teknik açıdan yeterli olmadığı düşünülüyor. Bu durum gelecek sezon için forma rekabetinde şansının azalabileceği şeklinde yorumlanıyor. Boey'in Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini korurken kısa süre içinde başka bir takıma transfer olabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Galatasaray'ın tekrar gelir elde etme ihtimali bulunuyor. Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusları ödemeyi taahhüt ettiği biliniyor. Bu da Galatasaray'ın ek gelir sağlama potansiyelini artırıyor. Galatasaray yönetiminin Sacha Boey'in kariyerindeki son durumu dikkatle takip ettiği ve gelecekteki transfer stratejilerini buna göre şekillendirebileceği ifade ediliyor. İtalyan yıldızı Okan Buruk onayı. Süper Lig'de bir Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı Kırmızılar bu anlamda kadrosuna büyük ses getirecek bir ismi katmayı planlıyor. O futbolcuya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar. Galatasaray yeni sezona bomba transferlerle girdi. Jimbom bu futbolcularla birlikte şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Bu sezon dışında gelecek sezonun planlamasını da yapan Sarı Kırmızılı kurmaylar transferler için harekete geçti. Scout ekiplerini görevlendiren Jimbom Avrupa'nın dört bir yanında genç oyuncuları izleyecek. Buna göre transfer planlamasını düzenleyen Sarı Kırmızılı ekip için flaş bir haber geldi. Bir zamanların en flaş isimlerinden olan futbolcu da Galatasaray'a gelmek istiyor. Napoli ve İtalya milli takımında oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu. Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor. Bunun için İtalyan oyuncu menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı Kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi. Lorenzo Insigne 2018'de 75 milyon euro değere ulaşmıştı. Şimdi ise İtalyan oyuncunun 6 milyon euro değeri bulunuyor. Sezona yeni başlayan MLS'te 4 maça çıkan İtalyan oyuncu 2 gol attı. Galatasaray'dan nokta atışı transfer. Jimbom devre arasında Sacha Boey'i rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderdikten sonra sağ bek pozisyonu için yeni bir isim arayışına girmişti. Sarı Kırmızılar bu arayışlarının sonucunda genç bir yetenek olan Marcus Carlson'u gündemine aldı. Aurier ile devam etmeyecek olan Galatasaray sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için önceden adımlar atmaya başladı. Yabancı basında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılıların İsveç'te Hammarby forması giyen 20 yaşındaki Marcus Carlson'u istediği belirtiliyor. Marcus Carlson'un 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen Avrupa'nın büyük takımlarından birine gitme isteği Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde daha güçlü bir pozisyon elde etmesini sağlıyor. Carlson'un genç yaşına rağmen potansiyeli ve istikrarlı performansı Sarı Kırmızılıların ilgisini çekiyor. Bu sezon Hammarby formasıyla toplamda 5 maça çıkan ve 375 dakika süre alan genç yıldızın güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak belirtiliyor. Galatasaray'ın Marcus Carlson'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürmesi beklenirken bu transferin gerçekleşmesiyle sağ bek hattında genç ve yetenekli bir alternatif daha kazanmış olacaklar. Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Yeni sözleşme imzalanan ve maaşında %60 iyileştirmeye gidilen Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Bu sezon Jimbom'un jokeri olan Barış, görev aldığı her bölgede sergilediği performansla göze çarpıyor. Okan Buruk'un sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvette görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın formu karşısında kayıtsız kalmayan yönetim, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzaladı. Aktarılan habere göre Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon lira olan garanti ücreti 16 milyon liraya çıkarıldı. Öte yandan Galatasaray yönetimi Avrupa'dan birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini de belirledi. Buna göre Sarı Kırmızılılar milli futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Jimbom Barış Alper'i Keçiören Gücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Haberde 20 milyon euro üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol 8 asistlik skor katkısı sağladı. Transferde büyük bomba.
Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den bonservisini aldığı Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını Arjantinli yıldızın transfer olmak istediği takımı duyurdu. İşte detaylar. Sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan ancak bu teklifleri kabul etmeyen başarılı futbolcu bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu. Yönetim gösterdiği etkili performans ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın gönlünde taht kuran başarılı Icardi'nin bonservisi için 10 milyon euro ödedi. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi sarı kırmızılı formayla sezona fırtına gibi bir giriş yapsa da ilerleyen haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçmişti. Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Arjantinli forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını daha önce de Serie A'ya dönmek istediği konuşulan Icardi ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Tutto Mercato Web'de yer alan haberde Icardi'nin Inter'e dönmek istediği belirtildi. Haberde tecrübeli golcünün adının Juventus ve Milan'la da anıldığı kaydedildi. Öte yandan Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yıllık 10 milyon dolar ödemesinin oyuncunun transferinde sorun olabileceği aktarıldı. Haberde ayrıca Arjantinli yıldızın Real Madrid, Barcelona ve büyük bir Premier Lig ekibinden gelecek bir transfer teklifini dikkate alacağını ancak şu an için Galatasaray'dan ayrılmasının zor olduğuna ve böyle bir ayrılığın sadece rekor bir bonservis bedeliyle gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Dünya devi Aslan'ın yıldızını istiyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Davinson Sanchez için Avrupa devinden transfer teklifi geldiği söyleniyor. Kolombiyalı stoper bu sezon takımın değişmez isimlerinden biri haline gelmişti. Menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İşte detaylar. Sanchez Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekti. Tottenham'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen 27 yaşındaki stoper Süper Lig'de 16 resmi maça çıkarak 3 gol attı. Sports Digital'ın haberine göre Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Galatasaray yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaraylı yöneticilerle buluşup transfer konusunda fikir alışverişinde bulundu. Fernando'nun İstanbul'a girişinin sebebi olarak ise Premier Lig ekibi Manchester City'nin oyuncuya olan ilgisi gösterildi. Fernando Galatasaray yönetimiyle görüştükten sonra İngiltere'ye giderek Manchester City yetkilileriyle görüşecek. Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki süper yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz basını Galatasaray'ın bu transfere izin verebilmesi için Premier Lig ekibinin 30 milyon euro bandında bir teklif yapması gerektiğini öne sürdü. Cimbom'da sıcak gelişme. Galatasaray'da transfer gelişmeleri hız kazanıyor. İngiliz ekiplerine kiralanan Nicolò Zaniolo ve Yunus Akgün ile ilgili önemli bir durum ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Zaniolo Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiralandı ve belirli bir maç sayısına ulaşırsa bonservisiyle İngiliz kulübüne katılacaktı. Galatasaray bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon euroluk gelir elde etmeyi hedefliyordu. Ancak İngiliz basınından gelen bilgilere göre 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor. Yunus Akgün ise 500 bin euro karşılığında Leicester City'ye kiralanmıştı ve sözleşmesinde 9 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak bu opsiyon henüz kullanılmadı.